Didim Akyeniköy'deyiz. Bu evin fiyatı 15 milyon Türk lirası. 15 milyon Türk lirası. Sevgili arkadaşlar, bu evi görmeden, buralarda evleri görmüşsünüz. Bu eve de bakın, öyle ev alın. Bakın, ben size 10 milyon 500'e de ev tanıttım. Ancak neden 10 milyon 500 bu 15? Demek ki bir şey var yani, bir şey var. O yüzden bu evi de görün. Bakın, bundan 3 tane evimiz var. Bunları da görün. Görmeden diğer evlere deyin ki biz bakıyoruz, ediyoruz, düşünün. Ama bunları da görün, yine onu alın. Yani durum bu. Bakın, ben 10 milyon 500'e de burada ev tanıttım. Bu 15 milyon Türk lirası. Ama bir fark var, bir neden var. Durup dururken böyle olmaz değerli arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz, bu yağmurda ne tanıtıyorsun? Bizim bir tanıdık bir amca vardı. Hiç çalışmaz çalışmaz. Bayram günleri gelir ya, herkes mezara gider, şeker dağıtır, o gider çalışır. Bizimki de öyle değil. İşimiz yoktu. Yağmuru da seviyoruz. Size tanıtıyoruz. Çalışmanın ayıbı yok. Evimiz arsası 700 metrekare arkadaşlar. Arsası 700 metrekare, 210 metre kapalı alanı var. Havuzu ruhsatlı, ev kendisi ruhsatlı. Bu bölgenin en iyi arsalarından birinin üstüne inşa edilmiş. Diyeceksiniz, neden 10 milyon 500 bu 15? Arkadaşlar, şimdi bazı evlerin yeri çukur. Bazı evlerin projesi iyi değil. Bazı arsaların yeri iyi değil. Yani o etkenleri hep göz önünde bulundurun. Bazılarının projeleri iyi değil. Yani mesela siz hastaneye gidersiniz. Ben bir ara hastalandım. Gittim, bir hanımefendi, hemşire bir ağrı kestim, bir iğne vurdu bana. Hiç hissetmedim. Kimi de vuruyor, öldürüyor. Yani aynı diploma, aynı eğitimi almış. Dolayısıyla böyle bakın. Yani ne demek istediğimi herhalde arz edebildim. Burası da araç otoparkı arkadaşlar. Üstüne de gölgelik vesaire bir şeyler yapılır. Buradan da geldik. Bölgenin en iyi arsası. Ben dediğime bakmayın. Gelin kendiniz görün. Evin şekli şemali de bu. Evin şekli şemali bu. Havuzumuz ruhsatlı. Evin tarlası bir burada var, bir de diğer tarafta. O Aydem Elektrik Kurumu o direği alacak. Yine sistemler başlayacak. O direği alacak arkadaşlar. Dilekçe verdik. Adamların işi yoğun. O yüzden yani zararı yok, alırlar. Apliklerimiz de fena değil. Bu aplikleri de bir göster. Arkadaşlar, evin çayırı çimeni bu. Bulgur eken bile ölmüş diyorlar. Bulgur eken bile ölmüş. Peki bu nedir? Ne bulguru? Ne karıştırıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar, adamın biri o kadar çalışkan, azimli bir reşvermiş ki. Reşver. Ne yapıyor? Gece tarlaya gidip çift sürecek ya, tohum ekecek ya, karıştırıyor, heyecanla geç kaldım falan diyor. Ambardaki bulguru buğday yerine alıyor. Bulgurdan tahıl, yani tarla olur mu? Bulgur. Onu bile ekince Cenab-ı Allah onun o çalışma, o azmine karşılık emeğini boşa götürmüyor. Ve bulgurdan ekim veriyor. Dolayısıyla ilahi adalet çalışana verir. Hani bayram günü herkes mezara gidiyor, biz de gidip çalışmayalım. O ayrı bir şey de işimiz yoktu. Çalışıyoruz. Evimizin şekli şemali bu. Bu teşbihler iyi. Evin arkasını bir daha gösterelim. En yakın denize 6 kilometre, Didim merkeze 14 kilometre yakınlıkta. Carrefour'sa var. 3-5 tane market var. Dolmuşlar buraya sefere başladı arkadaşlar. Dolmuşlar. Ondan sonra Carrefour'sa var. Marketler var. Dolmuşlar sefere başladı. Restoranlar var, kafeler var. Kırmızı ışıklı, paplı maplı yerler de var. Gününüz böyle stres yaparsanız, o böyle asitli masitli bir şey içmek isterseniz, öyle paplar da var. Karaoke de var herhalde burada. Karaoke. Böyle alıyorlar ağzına, bir sanatçıyla soyunuyor. Güzel insanlar eğleniyor. Bu da evin arkası. Yani bu adreste öyle yerler de var. Kim ne ararsa burada onu bulur. Adamın biri tamam, evi gözün düşmanda kulağın, kulağım sende komutanım gibi yapalım. Adamın biri İstanbul'a bir keresinde gidiyor. Bir keresinde gidiyor herhalde, böyle garip yerlere gidiyor. Biri diyor ki İstanbul nasıl? Aman diyor. Bir daha yolum düşmez, bir şeyler diyor. Yani güya o da şey yapıyor, iyiyim diyor. Ondan sonra bilmiyorum, her iyiyim diyen de sıkıntılı çıkıyor da. Ondan sonra bir daha gidiyor, daha iyi yerlere gidiyor. İşte Sultanahmet'te gidiyor, güzel yerlere gidiyor. Bir daha soruyorlar, aa çok iyi diyor. Yani kim ne ararsa onu bulur arkadaşlar. İşte evi göstermeye çalıştık. Nasıl göstermeye çalıştık? Buradan bir gel, bu garajı bir daha göster. Heh, bir engelli yürüyüşü var. Engelli yürüyüşü değil. Engelli arabası, pazar çantası vesaire var. Aha, buradan, oradan çıkabiliriz. Aracın üstünü kapatabiliriz. Buradan da basamakla çıkarız. Bu granit burada rüzgar uçurur. Ondan sonra bahçemiz bu. Dilersek kamera kurarız oraya. Zaten daha ne diyelim. Evin girişi de çok muazzam yapılmış.
koridorları çok geniş. Peki başka ne diyeceğim? Başka dilim uzun konuşuyorum. Şimdi mesela 4 milyon 500'e de evler tanıttım değil mi? 4 milyon 500'e. E şimdi bu da 15, diğeri 10,5. E şimdi bu ev pahalıdır diye alamıyoruz diye kızmaya gerek yok. 4,5'a da var. Yani birinin boyu kısa, birinin uzun, birinin bilmem ne. Bu bir tane bir yazar var. İsmini hatta üniversiteye gitmiş, bizim çocuklar da söyledi. İsmini anımsayamadım. Bazen de böyle hayata dair şikayetler olur ya, adam demiş ki, ya demiş, kiracılara kızıyorlar. Yani evlerini kiraya verenlere kızıyorlar. Ünlü bir hoca. Ondan sonra ismi dilimin ucunda. Diyor ki ekmek 1,5'ken 7 lira mı oldu, 8 lira mı oldu? Ev sahiplerine kızıyoruz ya, kirayı niye arttırdın? Ekmek de işte 1,5'ten bilmem 7'lere falan çıktı. Ben de kızıyorum böyle çok fazla yükseltenlere. Dolayısıyla bunu da görmek lazım. Yani şimdi oha ne oldu? Oha ne oldu da biz geçen Kuşadası'ndan bir daha geri git Can, hem havuzu göster. Biz geçen Kuşadası AVM'den ya 5 kilometre yok otogara gittik, taksi çağırdık. Aracın bir işi vardı serviste, bir şeydi. Biz de acele yaptık, bir yere gitmemiz lazımdı. Ondan sonra taksici bize 230 lira mı 223 lira para. Ben şok oldum. Yani dolayısıyla 4,5 liraya da o Bozbük tarafında bir ev paylaştım. 10,5'a da var. Baksan burada ne var daha? 7,250'ye o ileride 400 metre arsa içinde ev tanıttık. Bitişik nizam evler var 5,250'ye. Yani herkes villada doğmaz ki. Mesela şeye, Avrupa'nın birçok yerinde evler böyle bitişik, bitişik. Birçok bizim eli öpülecek gurbetçiler paralarını ülkeye getirir. Birçoğu da devletten işte belediye evlerinde falan kalıyor. Orada o kadere razı isen burada niye değilsin? Bir de bugün bir abi daha yazmıştı bana. Bu sistem değil. Demiş Florida, Florida. Ya Florida'da deprem, şey, tsunami riski falan var ya, onlar, çünkü sigorta şirketleri biliyor. Ne yapıyor? Şimdi adam yapıyor. Yılda kaç sefer tsunami oluyor. İklim, okyanus iklimi yıkılıyor, yakılıyor, bir şeyler oluyor. Yani evlere bir de sigortaları 40 bin dolarlar falan yılda. Bizde de diyoruz ki ev, diyoruz, 3 bin lira aidatı var. Geceliği 3 bin lira veriyorsun. Ayda 90 bin lira mı yapıyor kirası? Adam 90 bin lira kazanıyor. 3 bin lira diyor, bu ne? Allah'ım yarabbim. Yani bir de böyle bakmak lazım. Durum bu arkadaşlar. Ev güzel. Güzelin daha güzeli var mı? Evet. Biz bu kadar yaptık. Gelir bakarsınız işinize. Gelirse, ki nasipse inşallah olur. Evimizi hadi kapıdan hemen merhaba diyelim, okuyalım. Saygılarımla ilgili. Evet, 1-2-3 dedik. Şimdi de evimize merhaba dedik. Değerli arkadaşlar, zemin katta salon, ayrı mutfak, bir banyo, bir oda var. Birkaç gün önce bu projenin aynısını yine bizim yapmış olduğumuz evlerden bir ev paylaşmıştım. Neticede kul yapısıdır. Yani yapmışız işte, nasipse gelir bakarsınız. Benim tekrar diğer evi tanıtınca da demiştim, arz etmiştim. Koridor çok önemli. Bu evin projesinde koridorun böyle oluşmasına ben rol aldım. Yani ısrar ettim böyle olsun diye. Ve şimdi bu vestiyer alanını gösterelim. Kafa vesaire değmiyor arkadaşlar. İki kapak üstte, iki altta. Buraya da bir şeyler asmak için bir tasarı oluşturduk. Şimdi yüzümüzü, o kapı ne huzursuzluk yapıyor. Tam kapatmadık ya. Evet, koridorumuz bu. Üstteki koridor da, ikinci koridor bunun üstü. O da böyle geniş arkadaşlar. Birazdan onu da göstereceğiz. Ve şimdi salonumuza doğru geldik. Bu evi benim kanaatimce cazip kılan etken nedir? Cazip kılan etken bu evin, ben de böyle yağmur sonrası evi kontrol ediyorum. Bir şey var mı yok mu? Bu evin yeri, konumu, bir de projesi arkadaşlar. Yani mesela biz 10 milyon 500 bin Türk lirasına da evler paylaştık. Beni arayıp konuşanlara ben arz ettim durumu. Dolayısıyla bunun biraz farkındalığı var. Siz gelir ev bakarsınız, ne olursunuz. Yani bu eve bakın, öyle karar verin. Arkadaşlar, burası da televizyon ünitesinin olduğu yer. Ledler sarı, spotlar gün ışığı. İşte bu sürgülü kapıdan da evin tarlası var, bağı bostanı arkada var. Kapımız çift panel, biri tam, biri yarım. Ve şimdi mutfağa doğru yol alalım. Mutfağımıza doğru yol alalım.
Isıtma şekli kalorifer tesisatının altyapısı var. Bir de klima var arkadaşlar. Mutfağımız da bu. Lüksün sonu yok. Lüksün sonu gerçekten yok. Yani böyle insanın aklına bile gelmeyecek lüks şeyler ister insan. Biz bu kadar yaptık. Durum bu arkadaşlar. Burası da şişman buzdolabı. Şişman buzdolabı. Bütün şişman abilere, selam hanımefendilere de. Burası da mikrodalga. Bu çimson tezgah asil duruyor. Herkes çimson tutturmuş yapıyor. Bu taşlar da böyle ufak ufak taşlar. Burası da bulaşık. Bu evyede oksitlenme yapmıyor. Bazen böyle saç mı ne diyeyim, onlar iyi değil. Bu biraz daha sağlam. Efendime söyleyeyim, burası da ocak, üstüne dablumbaz geliyor. Mutfağımız bundan ibaret. Mutfağımız bundan ibaret arkadaşlar. Evi biz beyaz renkler kullandık, öyle yaptık. Şimdi salon gösterdik, mutfağı gösterdik. Akabinde banyomuz da bu. Bu duşa kabinimiz, temizlik ürünleri koymak için burada da bir yer var. Klozet vesaire vesaire. Böyle de gidiyor. Şimdi zemin kattaki kapı ayarları henüz yapılmamış. Zemin kattaki oda da bu. Zemin kattaki odamız da bu arkadaşlar. Evet. Bu da etti birinci oda. Birinci odamız da bu. Birinci odamız bu. Sonra ne yapacağız? Sonra üst kata çıkacağız. İkinci koridoru göstereceğiz. Üç oda, iki balkon ve iki banyo var. Onları da göstereceğiz. Merdiven rahat, meşin. Evet. Şimdi ne yaptık? Çıktık geldik buraya. Benim bahset konu ya da arz etmek istediğim bu koridorun genişliği arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Size nasıl hitap eder bilemem. Ancak proje gerçekten mükemmel. Yani evin çok artıları var, eksileri var. Şuyu var, buyu var ama koridor, salon, arsanın yeri tartışılmaz güzellikte. Bu da etti ikinci oda. Zemin kata bir oda vardı. Önünde de balkonu var. Havuzu ruhsatlı, efendime söyleyeyim. Birçok güzel şey var burada. Şimdi geldik buraya. Bu da giyinme odası. İnşaat yapmak çok zor. Gerçekten çok zor. Yani insanlarla uğraşmak zor. Onu demeye getiriyorum. Şimdi geldik. Bir tane ebeveyn banyolu oda var. O da bu. Burada nişler vesaire var. Sonra Hilton dolap, ayna seti, granitlerin rengini böyle seçtik arkadaşlar. Giyinme odasını gösterdik zaten. Önündeki balkon da var. Bu şeyler de fena değil. Sonra ne yapacağız? Buradan bir koridordan havuz, bahçe manzarasını da göster. Sonra yavaş yavaş zaten evi nasıl yani ilgilenirseniz arkadaşlar yerinde görün. Yerinde görün. Evet, bu da etti. Üçüncü oda. Önde yine balkonu var. Üçüncü odamız da bu. Üçüncü odamızı da göstermeye çalıştık ve gösterdik. Dördüncü odayı gösterelim. Dördüncü odayı gösterdikten sonra banyomuzu göstereceğiz. Bu da dördüncü oda arkadaşlar. Dördüncü odamızı da gösteriyoruz. Bu da etti bizim dördüncü odamız. Dördüncü odayı gösterdikten sonra ve bu da banyomuz arkadaşlar. Bu da üçüncü banyo. Üçüncü banyomuz da bu. Evet. Bu da etti üçüncü banyomuz. Üçüncü banyomuz da bu. Ben şimdi beni burada çalışma arkadaşlarım da var. Beni yanlış anlamasınlar. Ama bu dünyanın her yerinde öyledir. Ya bu elektrikçi bir şey yapıyor, bir şey eksik bırakıyor. Boyacı bir şey yapıyor, bir şey eksik bırakıyor. Kapıcı bir şey yapıyor, bir şey eksik bırakıyor. Mesela bak. Ya ben şimdi bunu bir daha niye arayayım? Yani bak tamam önemli yapmışken bir sefer yap. Mesela o. Mesela başka ne? Başka bir iki daha şeyler var. Yani bir şey değil ama insanı uğraştırıyor. Yani şimdi adam der ki ben yaparım. Emin ol yapamaz. Çok zor. Sinir olursun, stres olursun. Yani bazen çok mükemmeliyetçi insanlar vallahi kavga bile yapar. Yani o kapı mesele değil. Elektrikte mesela dış lambalar var. Aradık abi unutmuşum yapacağım. Ve mesela boyada aynı var kapıda. Dolayısıyla inşaat işi birçok kalem var. Belediyesi var. Memur yok imza atmıyor. Yok sistem gitti. Yok yapı denetim şöyle yaptı. Yok bir sürü şey çıkıyor. Yani diyelim ki hani böyle nasıl her şey hazır bekleyen kural adet bir şey falan çok ölçülü giden bir adam bu inşaata girse hasta olur.
Ben size net söyleyeyim. O yüzden hazır kendinize güvenilir, sağlam bir adamdan alın. Yani iyi günde, kötü günde hani arkanızda duracak, hatasını kabul edecek, size onun artılarını kabul edebileceğiniz bir insanla yol alın. Yoksa vallahi çok zor. Bak mesela o kapı, tamam yine arayacağım. Çok beyefendi bir arkadaş. Yani ben işten söyleyeyim. Yap. Mesela şurada yani şu dışarıda bir iki tane daha hoşuma gitmeyen bir şeyler yapılmış. Mesela onlar, biz buradayız. İnşaatçıyız. Hallediyoruz ama yani bunlar önemli değil de ama gerçekten zor. Yani o yüzden kendinize hazır ev alın. Ev çok güzel bir ev. Bunu da tekrar söyleyeyim. Evi bizden almış oluyorsunuz. Onu da beyan edeyim arkadaşlar. Evlerin en güzeli sizin olsun. Bu yağmurlu rahmet, toprak, yağmur kokan havadan herkese selamlar.